Evet arkadaşlarım, şimdi Çemberde Açın'ın yani 20. bölümün 15. köşe taşındayız. Başlayalım, bira bismillah diyelim, bakalım ne diyor ilk sorumuz. Evet, x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu klasik bir soru. Şu 80 ile şuradaki x'in toplamı 180 olacak her zaman. Cevabımız 100 gelecek ama hadi gelin bir de bunu normal pratik yolunun dışında bir de normal yolla çözelim. Kirişler dörtgeniyle çözülüyor dostlarım. Bakın iki çemberin kesiştiğini görünce şu bir kere kesim noktalarını hemen birleştiriyorum. Şu sol tarafta bir kirişler dörtgeni çıktı bakın. Soldaki çemberin kirişler dörtgeni geldi. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180. O halde buradaki açının ölçüsü 100 olacak. Ve bütünleri olduğu için şuradaki açının ölçüsü de 80 derece geldi. Ve bakın şu mavi ile taradığım dörtgen ise sağdaki çemberin kirişler dörtgenidir. Burada da x ile 80'in toplamı 180 olacak. Dolayısıyla x 100 oldu diyebilirim. Şu sorudayız. X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Bakın yine ben iki çemberin kesiştiğini gördüm. Hemen şunu çizdim. Şimdi şuradaki açıya y derece dersek x ile y'nin toplamı 180. Bu da y'nin bütünleri olduğu için mecbur ne olacak? Bu da x olacak. Bakın buradaki Lüleburgaz açısı kesinlikle 90 derecedir. Çünkü çapı gören çevre açıdır. Şimdi x'in diyor en büyük değeri nedir? Bir kere x ile hadi şuraya da bir açı uyduralım a diyelim. X ile a'nın toplamı 90 olacak. Çünkü burada bir 90 var. A dediğimiz şey 1 derece olursa x'e ne kalır? 89 derece kalır arkadaşlarım. En büyük tam sayı değeri 89 olarak bulunabilir. Yani 90'dan küçük olacağı aşikar. En fazla ne olabilir? 89 olur diyebiliriz. Geldik şuna. Şimdi burada da hemen 30, 40 daha 70. O halde şu üçüncü açıya ne kalmak zorunda? 110. Burada da 110 ile x'in toplamı 180 olacak. Demek ki x 70 derecedir diyebilirsiniz. Ama gelin bunun da biz normal çözüm yolunu yapalım hemen. Bakın yine iki çember kesişmiş. Hemen şu kesim noktalarını işaretledim. Şuraya A diyelim, şuraya da B diyelim. Şimdi bu A'nın gördüğü şu yay 2A derecedir. Ve bu 2A'yı gören şuradaki açımız da A derecedir. B'yi gören şuradaki yay 2B derecedir. Ve bu 2B'yi gören şuradaki teğet kiriş açı B derecedir. Ve bakın şuradaki üçgeni konuşursak A ile B'nin toplamını biz zaten şurada 110 diye bulduk. A ile B 110 ise X'e de kalacak 70'i yapıştırdım dostlarım. Hemen yine iki çemberin kesiştiğini görüyorum ve kesim noktalarını şöyle bir birleştiriyorum. Şimdi bakın şuradaki 40 teğet kiriş açı. O zaman bu yay 80 derece ve 80'i gören şuradaki çevre açım da 40 derece olacak. Şimdi 70, 40 daha 110. Şuraya da 70 derece kalacak mecburen. 70'in hemen dış açısı 110 derece olacak. 110, 50 daha 160. Şuraya 20 derece kaldı. 20'nin gördüğü şu yay 40 derece olacak çevre açı olduğundan ve x dediğimiz teğet kiriş açı 40 dereceyi gördüğü için yarısı olacak 20 derecedir sorumuzun cevabı dedik. Evet, 15 numarayı gömdük. Hemen çevirdim arka tarafı ve 16 numaralı köşe taşındayım. Dıştan teğet 2 tane çember var elimizde arkadaşlarım. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şuradan ikisinin de ortak bir teğetini çizersek. Şimdi B, C, E. Şuna X diyelim. Dolayısıyla şu yayın ölçüsü 2X olur. Ve dondurma kuralından şuradaki açımızın ölçüsü 2X ile bu yay ile bu açı neye eşit? Toplamları 180'e. O zaman bu yay 180-2X olur. Tabi burası 180-2x ise burası mecbur ne olacak? 2x olacak toplamları 180 olsun diye. Burası 2x ise şuradaki yayın ölçüsü yine dondurma kuralından 180-2x olacak toplamları 180 olsun diye. Şuradaki açımızda bunun yarısı olacak değil mi dostum? Çevre açı olduğu için 90-x'tir dedi. Şimdi bize de diyor ki BCE yani x'ten
ADE yani 90 eksi x'i çıkarırsanız 12 kalır diyor. Hadi şu x'i içeriye dağıtalım. X eksi 90 artı x olur eşittir 12. Yani 2x eşittir 90'ı buraya atarsam 102 olur. X eşittir 51 gelir. Bize de zaten BCE. X'i soruyormuş. Cevap 51. Çemberler D noktasında dıştan teğettirler diyor. Tamam. 50 derecemiz var. Peki 50 ise şuradaki yayımızın ölçüsü 100 derece olacak. Şuraya 100 derecemizi yazalım. CE yayının ölçüsü nedir diye soruyor. Şuna 2x diyelim biz. O halde şuradaki aradaki açımıza da x diye bir şeyler yazalım. Şimdi yine bunların şöyle bir ortak teğetini çizeyim ben dostlarım. Bu ortak teğeti de çizelim. Şuraya A derece diyelim. A'nın gördüğü şu yay 2A. O zaman şu aradaki minik açımız da A olacak. Sonra. Şuraya B derece yazalım. B'nin gördüğü şu yay 2B. Şurayı çizersem bu da B olacak diyelim. Burası da B oldu. Başka ne biliyoruz? Şimdi A'nın, B'nin ve X'in toplamının 130 olduğunu biliyoruz. Onu bir yazalım. A, B ve X'in toplamı 130. Peki. Bizim de X'i bulmamız lazım. Şimdi A ile B'nin toplamı lazım o halde bize. Şimdi A var, B var. Bakın iki iç açıdır bunlar. Bir dış açıya eşittir. Şurası A artı B olur. Şimdi burası A artı B ise şurası gördüğü yay iki katı olacak. 2A artı 2B. Yani 2X 2A artı 2B'ye eşit. O zaman X eşittir A artı B. Yani şurası da aslında X'miş. Demek ki X ile X'in toplamıymış 130. Yani 2x 130'muş. Zaten bize de 2x lazımdı ya. CE yayı lazımdı. 2x 130 geldi. Evet. Üçüncü sorumuz. Şekildeki çemberler A noktasında teğettir. ADB 50 derece. Şimdi burası 50 derece ise şuradaki yayın ölçüsü de 50 derecedir. Bakın şöyle bir kural var arkadaşlar. Bu kuralı bilirseniz çok kolay bir şekilde çözersiniz. Şimdi iki çember birbirine içten teğetse, bunların tam teğet oldukları noktadan bir doğru çizdiğimde bu teğetin aynı tarafında kalan yayların ölçüleri eşittir. Yani şu küçük çemberin yayının ölçüsü x ise büyük çemberin de yayının ölçüsü x'tir. Bakın ölçüsü diyorum, uzunlukları demiyorum, dikkat edin. Uzunlukları tabii ki farklıdır. Yani biri küçük, biri kesinlikle büyüktür ama ölçü olarak ikisi de aynıdır. Şimdi bakın şu tam teğet oldukları noktadan geçen şu doğru görüyorsunuz. Bunun küçük çemberin solunda kalan yay 50 derece ise büyük çemberin de solunda kalan yay 50 derece olacak. Peki bu doğrunun solundaki yay 50 derece ise sağında kalan yayın ölçüsü hemen 360-50'den ne yapar? 310 derece. Peki x de bakın 310'u görüyor. Yarısı olacak. 310'un yarısı ne yapıyor lan? Ha pardon, şuradaki 50, burası 100 ya. Çevre açı olduğu için şu 100. Tabii ki o zaman bu da 100. 100 ise 260 yapar. 260'ın yarısı olacak 130. Tamam. Az daha şıklarda yok diyecektim. Evet, burada da dıştan teğet. Şimdi dıştan teğet olduğunda da çemberler, şöyle iki tane dıştan teğet çemberin teğet oldukları noktadan bir doğru geçtiğinde, burada da kural şu. Doğrunun birinde altında kalanla diğerinde üstünde kalan yayların ölçüleri eşit. Yani burada şu doğru çizilmiş, bakın teğet olduğu noktadan. Şu alttaki yay ile bunun şu üstündeki yayın ölçüsü birbirine eşittir diyeceksiniz hemen. Peki 2x artı 30'un gördüğü yay ne olur? 4x artı 60 olur. 4x eksi 20'nin gördüğü yay ne olur? 8x eksi 40 olur. Demek ki bunlar birbirine eşit. Hemen eşit diyelim. 4x artı 60 eşittir 8x eksi 40'a. Eksi 40'ı buraya alırsak 100. 4x'i buraya alırsak 4x. 4'e bölersek de x eşittir 25. Şimdi bize neyi soruyor tabii ki? Alfayı soruyor arkadaşlarım. Şimdi x 25 ise burası 4 tane 25 100 yapar. 20 çıkarsa 80 yapar. İkiz kenar üçgenmiş bakın. Şunlara toplam alfa alfa diyelim. 100 kaldı 2 alfaya. Alfa da 50 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 16 numarada tamamdır.
Hemen geldik 17 numaralı sorumuza. Şimdi burada normalde bir pratik yöntem var arkadaşlarım. Şöyle işte yok 360 eksi şunu çıkartıyorsunuz. Alf 100 eşittir. 360'dan bunu çıkart falan filan cakçurt gibi bir sürü bir kuralı var değişik değişik ama gerek yok. Biz şöyle yapacağız. Hemen ikisinin de ortak olan teğetini şuradan çizip geçireceğim. Şimdi şuradaki açıya A dersem bakın iki teğet birbirine eşit olduğu için burası da A. Şuraya B dersem burası da B. Ve bakın şurada bir 360 derecelik bir dörtgenimiz var. 2A, 2B, 2A, 2B ve 100'ün toplamı 360. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 260. Demek ki A ile B'nin toplamı 130. E zaten X dediğimizde A ile B'nin toplamı değil mi? Cevap deniz. Bakın aynı soru neredeyse arkadaşlar. Neredeyse dik tıpatıp aynısı. Sadece şurası 90 derece yazalım. 100 yerine 90 vermiş. Şimdi ben yine bunların şöyle bir ortak teğetlerini çizdiğimi düşünün arkadaşlarım. Şöyle yapacağım. Buraya A dersem burası da A. Buraya B dersem burası da B. Yine bakın dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Şimdi burada sakın ha üçgen yok diye arkadaşlar hocam bunlar eşit değil. Nasıl ikizkenar dedin diye düşünmeyin. Şimdi buraya B dediğimde bu yayın ölçüsü 2B. Bu yayı gören şurada da bir teğet kiriş açı var. 2B'yi gördüğü için o da B oldu. Yani illa bir üçgen olacak diye bir kural yok burada. Tamam mı dostum? Şimdi tabii ki hemen 2A, 2B ve 90'ın toplamı 2A, 2B ve 90'ın toplamı 360. Demek ki 2A ile 2B 270, A ile B 135. Yani X 135. Evet, çemberler B noktasında dıştan teğettir. A, B, D kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin yapalım. Bakın burada hemen şu açıyla şu açı kesin birbirine eşit. Bunu bir yazalım hemen. 30 ise 150 kalır. 75, 75 bunlar. Şimdi şurası X ise aynı yayı gördükleri için bu da X. Şimdi şöyle toplayalım. 75 var. 70 var. X var. X artı 75 var. Bu dörtlünün toplamı 360. 75, 75 daha 150. 70 daha 220. Bir de 2x var. Yani 220 ile 2x'in toplamı 360. 220'yi çıkarıyorum. 2x eşittir 140. X eşittir 70'i paketliyorum. Geldim buna. Birbirine teğet ve 140'ı görüyorum arkadaşlarım. Hemen şuradan şunu çizelim isterseniz. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Bakın 140. Şuradaki yayın ölçüsü yine 140. Şimdi dondurma kuralı diyordu ki evet bu teğetler birbirine eşit. 140 ise şuradaki açımızla toplamları 180 olacaktı. Yay ile açının toplamı 180. O zaman burası 40. O zaman burası 30 bir zahmet. Şimdi 30 ise yine dondurma kuralından bu yayın ölçüsü 150. X de 150'yi gördüğü için yarısı olacak 75. Evet, 17 numarada tamamdır. Çevirdik 18 numaralı köşe taşını da çözelim hemen. Birinci sorumuz. Şimdi bakın yine kiriş teğetler bunlar birbirine. Hemen şuradan şunun merkeziyle birleştiriyorum. Şimdi çemberlerden biri yine ikisi kesişiyor. Kesiştikleri zaman ne yapın dedim arkadaşlarım. Kesim noktalarını birleştirin. Ama bu özel durum. Çünkü nasıl bir durum hocam? Biri diğerinin merkezinden geçiyor. Bakın bir tanesi bile diğerinin merkezinden geçiyorsa kesiştikleri noktayı o hangi merkezden geçiyorsa orayla birleştiriyor. Ve şurada bir kirişler dörtgeni çıktı karşıma. 50 ise şuradaki açımın ölçüsünün 130 olması lazım. Kirişler dörtgeninden dolayı. Peki 130'un gördüğü şu yayın ölçüsü merkez açı olduğu için yine 130 olacak. Ve X de çevre açıdır. 130'u gördüğü için yarısı olacak 65. Evet bakın yine biri diğerinin merkezinden geçiyor. O zaman hemen merkez ile o merkez hangi merkezden geçiyorsa orayla kesim noktalarını birleştiriyorum. Şimdi 30 ise şuradaki yayımın ölçüsü kesinlikle 150. Çünkü kirişler dörtgeni var dedik. Peki 150'nin gördüğü şu yayın ölçüsü yine 150 derece merkez açı olduğu için bunu gören şu açıda 75 derece. Ve bakın bu x şu 30 ve 75'in toplamı 180 olacak. X'e de buradan 75 kaldı diyebiliriz. Evet üçüncü sorumuz. Yine merkezimizle
şu kesim noktasını, şu kesişim noktasını bir birleştirelim çemberlerimizin. ABC noktalarından geçen çember, omega çemberlerinden geçmektedir. 20, alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Alfa şurası. Pekala, şimdi 20 bizim bu çemberimizin çevre açısı. Şurası 40 derece o zaman. Şu yaya 40 yazalım hemen. Peki, şurası da benim O merkezli çemberimin yarı çapıdır. Şunlara da yarı çap, yarı çap olduklarını söyleyelim biz bir. Başka neler görüyorum burada? Şu çemberi de şöyle bir tamamlayayım ya. Göremedim tam net. Şimdi iki çember A ve B noktalarında kesişiyor. Bunları kesiştirdik şöyle bir. Peki, tamam. Şurayı da çizelim. Şimdi burada bir kirişler dörtgeni çıktı karşımıza. Şimdi bu yayın ölçüsü, kirişin arkasındaki yayın ölçüsü 40 derece ise bu da eşit kiriş olduğu için bunun da arkasındaki yayın ölçüsü 40 derecedir. Sonra şurası 80 derece ise toplamda 80'i gören şu çevre açı 40 derece olacak. O halde şuraya da 20 derece kaldı. Şimdi burası toplamda 40 derece ise şuranın ölçüsünün 140 olması lazım. Kirişler dörtgeninden 140'ı yapıştırdım buraya da. Başka da bir şey yok lan. Şurayı da görelim. Evet. Şimdi burada bir ikiz deltoid çıktı bakın. Tamam. Hem açıortay hem de ikiz kenar olduğu için bu bir deltoid. Dolayısıyla şurası da kesinlikle ikiz kenar üçgen. Burası toplamda 40 derece ise 2 alfaya 140 kalır. Alfa da 70 olur. Cevap Denizli'ymiş. Vay. Evet, şuna bakalım. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Kesişmektedir diyor. A ve B noktalarında. Peki. Şimdi 15'in gördüğü şu yaya hemen 30 derecemizi biz bir yazalım. Şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Bunlar yarıçap olduğu için şunlara eşit diyelim. Tabii bunun da arkasındaki yaya 30 derece yazalım hemen. Sonra şurayı birleştirirsek şu kısmı. Şimdi 30'u gördüğü için bu da 15 derece olacak. Buna da 15 derecemizi bir yazalım. Başka neler var? Başka da bir şey yok. Şimdilik görünen bu. X'i soruyor bize. Şimdi şu da çemberin yarıçapı. Bununla birbirine eşit olacak diyelim. Buna da X diyelim. Şuradaki açıyı bulmamız lazım bizim. Bu açıyı bulursak olay bitiyor. Şimdi şu da çemberin yarıçapı 50 ise buraya da bir 50 yazalım biz. İkizkenar üçgenden. 50, 50 daha 130. O zaman şuradaki açımızı 50, 50 daha 100. Şuraya da 80 kalır diyelim. 80, o da tamamdır. Geliyoruz yavaş yavaş bakalım. Şimdi 30. Bu 30'u gören bir açımız var mı diye bakalım. Şurada bir kirişler dörtgeni oluşturduk mu? Evet, oluşturduk. Şurası toplamda 30. Onu kırmızıyla yazayım. Şurası toplamda 30. O zaman şuradaki açımızın ölçüsü 150 olacak arkadaşlarım. 150 derece. Tabii ki şuraya ne bulduk? Biz 80 bulduk. 80'in bu tarafı 100 olacak. Bunu bir yazalım doğrusal olduğu için. 150 olması için de şuraya da 50 derece kaldı. Yani ikiz kenarın tepesi 50. O zaman 130 kalır 2x'e. X de 65 gelir. Evet, güzel soruymuş. Bunu bence bir daha dinleyin. 18 numara da tamamdır. Şimdi kaç tane kaldı? Bu nereye kadar gidiyordu böyle? 19, 20, 21, 22 kaldı. Kaç dakikamız oldu? 10 dakika olmuş. Tamam, burada bir duralım. Bir sonraki videoda da kalanları çözelim arkadaşlarım. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.